Petro Türk TV'den herkese merhabalar, ben Özge Esen. Konut satışlarının yükseldiği bu günlerde en çok merak edilen konulardan biri de enerji kimlik belgesi oldu. Biz de bu videomuzda enerji kimlik belgesi ile ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladık. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren enerji kimlik belgesini çıkarmak zorunlu olmuştu. Mevcut binaların enerji kimlik belgelerini tamamlamaları içinse 2017 yılına kadar süre tanınmıştı. 2017 yılında uygulanması planlanan düzenleme 31 aylık ertelemenin ardından 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girdi. Enerji kimlik belgesi hesaplamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Bina Enerji Performansı Türkiye yani BEP-TR programı ile yapılıyor. Binanın mimari, mekanik, elektrik ve ısı yalıtım projelerindeki tüm bilgiler bu programa işleniyor. Programa girilen tüm bilgilere göre hafızada bir referans bina oluşuyor. Eğer girişi yapılan bina, referans binanın standartlarını birebir karşılıyorsa C enerji sınıfında oluyor. Referans bina standartlarından daha iyi yapı, mekanik, elektrik veya yalıtım özelliklerine sahipse de B ve A sınıflarına yükselebiliyor. Enerji kimlik belgenizi mutlaka güvenli bir firmayla düzenleyin. Enerji kimlik belgesi mevcut binalar ve yeni binalar olarak iki farklı şekilde sisteme giriliyor. Eski bina için yaptıracaksanız firmanın mutlaka eski binalar için yetkisinin olup olmadığını sormanız gerekiyor. Eski bina için bu belgeyi veren yetkili firma sayısı 30 civarındadır. Yeni bina için yetkili firma sayısı ise binlercedir. Bu nedenle eski bina ve yeni bina arasında ciddi fiyat farkları da oluyor. Enerji kimlik belgesi sadece daireye değil tüm binaya çıkıyor ve alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli oluyor. Enerji kimlik belgesi için gerekli evraklarsa mimari proje, ısı yalıtım projesi, elektrik projesi ve mekanik tesisat projesidir. Sektörün merak edilen sorularını yanıtlamaya devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.